Herkese selamlar. Bugün sizlere Amerika'da en çok kullanılan vize kategorilerinden bir tanesinden H-2B veya H-2B dediğimiz çok fazla vasıf gerektirmeyen iş kategorisinde çalışma vizesinden bahsetmek istiyorum. H-2B vizesi nedir? Amerikalı şirketlerin çok fazla vasıf gerektirmeyen işlerde işçileri Amerika'ya getirme metodudur. Bu tip işlerde öncelikle bir Amerikan vatandaşının veyahut da bir green card sahibinin bulunamadığının ispat edilmesi gerekir. Akabinde yabancı işçi getirilebilir. H-2B vizesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi işçilerin geçici süreyle Amerika'ya getirilebilmesidir. Bunun bir green card başvurusu olmamasıdır. Dolayısıyla H-2B kategorisi aslında geçici, sezonluk işçi kategorisi olarak da değerlendirilebilir. H-2B kategorisinin en önemli özelliklerinden birisi demek ki sezonluk olması, yani belli bir süreyle verilmesi, geçici olarak verilmesi. Birazdan bunun detaylarını anlatacağım. Başka önemli bir özelliği de kotaya tabi olmasıdır. H-2B vizesi bir yılda en fazla 66 bin kişiye veriliyor. Bu 66 bin sayısı da mali yılı ikiye bölerek tespit ediliyor. Mali yılın ilk bölümünde, yani 1 Ekim'den 31 Mart'a kadar olan dönemde 33 bin kişiye, daha sonra mali yılın ikinci bölümünde, yani 1 Nisan'dan 30 Eylül'e kadar olan kısımda da ikinci 33 bin kişiye H-2B vizesi veriliyor. H-2B vizesi genel itibariyle çok fazla talep edilen, çok fazla istenen bir kategori olduğu için kotalar mali yıl bitmeden çoktan tükenmiş oluyor. Hatta bazen devlet ihtiyaca göre bu kotaların sayısının arttırılmasına karar verebiliyor. Peki çok sorulan sorulardan bir tanesi, H-2B kategorisinde hangi meslek grupları şans bulabilir? Hangi meslek grubundaki insanlar bir Amerikan şirketinin sponsorluğunda H-2B vizesi alabilir? Biraz buna bakalım. H-2B kategorisinde en fazla dosya gönderilen meslek grupları arasında ormancılık sektöründe faaliyet gösteren işçiler, otellerde çalışan hizmetliler, temizlik işçileri ve aynı zamanda restoranlarda çalışan aşçılar, komiler, yine kamyon ve tır şoförleri, peyzaj alanında çalışan işçiler ve aynı zamanda inşaat işçileri, özellikle Amerika'da işverenlerin bulmakta çok zorluk çektiği, sıkıntı çektiği ve dışarıdan eleman getirmek zorunda kaldığı meslek grupları arasında sayılabilir. Tabii ki bu meslek gruplarının belli bir listeyle sınırlı olmadığını, işverenin ihtiyacı olması durumunda başka meslek gruplarında da insanları, çalışanları kısa süreli periyotlarla Amerika'ya getirebileceğini bir kere daha hatırlatalım. Peki sponsorluk yapmak isteyen şirketin ne tip özellikleri olması lazım? Bir kere Amerika'da kurulu bir şirket olması lazım, bir iş yeri olması lazım ve getirdiği kişiyi çalıştıracağı bir fiziki lokasyonu olması gerekiyor. Bir işçinin geçici olarak Amerika'ya getirilmesi derken bu geçicinin çok teknik bir tanımı var. Aslında 4 şekilde geçici özetlenebilir veyahut da tanımlanabilir. Şimdi kısaca onlar üzerinde durmak istiyorum. Geçici işçiden kasıt birinci olarak one time occurrence dediğimiz bir defaya mahsus olarak yapılan bir başvuru olabilir. Bunun en klasik örneği mesela bir kilisenin inşası sırasında veyahut da bir caminin inşası sırasında ihtiyaç duyulan özel cam işçiliği veyahut da taş işçiliği olarak düşünülebilir. Örnek olarak bu tip yapılarda kullanılan cam sanatı veyahut da taş sanatı çok özellikli olduğu için ve Amerika'da bu taş sanatını veyahut da cam sanatını yapacak işçiler bulunmadığı için bu tip işçiler bu işçiliğin bulunduğu ülkelerden geçici bir süreyle getirtilebilir. One time occurrence dediğimiz konu o yüzden bir defaya mahsus olarak mesela böyle bir inşaatın yapılması esnasında söz konusu olabilir. Geçici teriminin ikinci açıklaması da seasonal, yani sezonsal veyahut da mevsimlik dediğimiz kategori. Burada da mesela diyelim ki sadece yaz aylarında faaliyet gösteren bir restoranın veyahut da bir otelin temizlik işçileri, hizmetlileri, aynı zamanda bu tip restoranlarda çalışan aşçılar, komiler sayılabilir. Görüldüğü gibi burada aslında sezonun 4-5 ayında faaliyet gösteren belki de bir restoran var ve bir otel var. Sezonun geri kalanında böyle bir işçiye, böyle bir çalışana ihtiyaç yok
ve sadece sezonluk olarak Amerikan şirketi, Amerikan işletmesi bir işçiyi getirmek istiyor. Geçici teriminin üçüncü alternatifi ise peak load dediğimiz, yani ihtiyacın çok yoğun bir şekilde kendini göstermesi veyahut da doruk noktaya ulaşması denebilir. Burada önemli olan ihtiyacın tahmin edilen bir ihtiyaç değil, bir anda tahmin edilemeyen bir şekilde yükselen bir ihtiyaç olmasıdır. Mesela Amerika'da üretim yapan bir şirketin Christmas yani Noel sezonunda çok ciddi bir şekilde üretime geçmesi ve üretimi bu işçiler olmadan yetiştiremeyecek olması peak load dediğimiz talebin çok yoğun olduğu bir döneme örnek olarak gösterilebilir. Geçici teriminin dördüncü alternatifi ise intermittent yani aralıklı veyahut da kesintili ihtiyaç diye çevirebileceğimiz kategori. Burada da mesela Super Bowl gibi ki Amerika'da en önemli spor hadisesidir. Amerikan futbolunun final maçıdır. Bu dönemde mesela spor kıyafetleri üreten veyahut da iki finale kalan takımın formalarını üreten şirketin o anda üretim bandındaki ihtiyacı olan işçilerin kategorisi. Görüldüğü gibi 4 kategori var. Bu 4 kategoriden birisindeki ihtiyacı gösterebilen bir Amerikan şirketi geçici süreyle bir H2B çalışanı getirmeye hak kazanabilir. Peki H2B vizesi ne kadarlık bir süreyle alınabilir? Özellikle bu vizenin geçici olduğunu bir kere daha hatırlattıktan sonra şunu söylemekte fayda var. Bu vize aslında maksimum 9 aylık bir periyot için alınabilir. Yani bir defada en fazla 9 ay için alınabilir. Bunun istisnası one time occurrence dediğimiz tek seferlik ihtiyaç. Tek seferlik ihtiyacın daha uzun bir süreyle olduğu gösterilebilirse 3 yıla kadar H2B vizesi alınabilir. Peki H2B vizesi yenilenebiliyor mu? Özellikle kısa süreli ihtiyaçlarda yani 9 aylık kabullerde bu H2B süresi 3 yıla kadar uzatılabilir. Yani bir işçiyi toplamda 3 kere 9 aylığına Amerika'ya getirme hakkınız olabilir. Şimdi kısaca bu başvuru nasıl yapılır? Başvurunun safhaları nelerdir? Biraz da onlara değinelim. H2B vizesi oldukça fazla şekil şartına tabi prosedürel bir vize kategorisidir. Bunun nedenlerinden bir tanesi bu işçilerin Amerika'da bulunmayışının öncelikli olarak ispat edilmesi gerekliliğidir. Yani H2B vizesi yapmak isteyen bir şirket öncelikle aradığı elemanın Amerika'da bulunmadığını, yani bir Amerikan vatandaşının veyahut da bir green card sahibinin bu işi yapamayacağını veya yapacak durumda olmadığını veyahut da bulunamadığını göstermek zorundadır. Dolayısıyla H2B vizesinin ilk safhasını Çalışma Bakanlığı'yla yapılan çalışma oluşturur. Öncelikle tespit edilen işin Çalışma Bakanlığı'ndan maaş tespiti istenir. Çünkü her coğrafi lokasyona göre her pozisyonun değişik maaşları olabilir. Çalışma Bakanlığı'nın buna ait veri tabanları var. Bunlara bakarak Çalışma Bakanlığı maaşı tespit eder. Daha sonra tespit edilen bu maaş üzerinden job order dediğimiz iş ilanı yapılır. Amerikan vatandaşı veyahut da green card sahibi bir kişinin bulunamadığı tespit edilir. Bunun üzerine Çalışma Bakanlığı H2B kategorisinde getirilmek istenen işçinin Amerika'ya getirilebileceğini, bunda herhangi bir mahsur olmadığını belirleyen certification dediğimiz kabulü düzenler. Tabii ki bu prosedürün ilk safhası Çalışma Bakanlığı'nın kabulü sadece Amerika içinde bu kişinin getirilmesinin diğer Amerikalıları, green cardları etkileyecek bir durumunun olmadığını, böyle bir kişiye ihtiyaç olduğunu tasdik eden belgedir. Bu belgeyle beraber göçmenlik bürosuna H2B dediğimiz başvuru gönderilir. Böylece Çalışma Bakanlığı safhası bitiyor ve göçmenlik bürosu safhasına geçiliyor. Göçmenlik bürosuna H2B başvurusu yapılır ve göçmenlik bürosu bu H2B başvurusunu inceledikten sonra dosya hakkında kararını verir. Ya dosyayı sorgular, mesela neyi sorgulayabilir? Gerçekten böyle bir pozisyona ihtiyaç var mı? Bu pozisyon gerçekten mevsimlik bir iş mi, sezonluk bir iş mi, biraz önce geçici olarak saymış olduğumuz 4 kategoriden bir tanesine giriyor mu, bunu nasıl ispat ediyorsunuz, bu tip sorgulamalar gelebilir. Göçmenlik bürosu dosyayı değerlendirdikten sonra dosyayı reddedebilir veyahut da dosyayı kabul edebilir. Eğer dosyayı kabul ederse o zaman kabul edilen dosyanın kabul kağıdı gelir ve bu kabul kağıdıyla beraber kişi konsoloslukta vize başvurusunu yapabilir. Peki bir H2B vizesi hazırlığı ne kadar sürüyor, bunun prosedürü ne kadar sürüyor, biraz da ondan bahsedelim. Öncelikle H2B vizesi mali yılın içinde ikiye ayrılmış şekilde kotaları ayarlandığı için, yani bir 1 Ekim'de başlayan, bir de 1 Nisan'da başlayan tarihler olduğu için, işçiyi getirmek istediğiniz tarihten en az 5-6 ay önce bunun hazırlığına başlamakta fayda var. Çünkü H2B uzun prosedürlere tabi, Çalışma Bakanlığı'nın, Göçmenlik Bürosu'nun ve Konsolosluğun ayrı ayrı işin içine girdiği bir vize kategorisidir. Dolayısıyla
önünüzü kış tutmakta ve erken davranmakta fayda var. Bizim tavsiyemiz bu tip hazırlıklara en az 5-6 ay öncesinde başlamak ama tabii ki daha önce başlamak da söz konusu olabilir. Dosya göçmenlik bürosu tarafından alındığında değerlendirilmesinin de yine en az birkaç ay sürdüğü unutulmamalıdır. Dolayısıyla H2B uzun prosedüre tabi bir kategoridir ve önden hazırlık yapılması gerekir. H2B kotasına tabi olmayan dosyalar vardır. Bunlar mesela geçtiğimiz 3 yıl içinde H2B vizesi almış olan kişiler tekrar H1B kotasına girmeden yenileme başvurusu yapabilirler. Tabii şunun altını bir kere daha özellikle çizmek istiyorum. Kişiler kendi kendilerine H2B vize başvurusu yapamazlar. Mutlaka bir Amerikan şirketi olması gerekir. Soruları duyar gibiyim. H2B sponsor olacak şirketleri nereden bulacağız? Böyle bir şirket listesi aslında yok. Bu şirketler genelde sizi buluyorlar. Dolayısıyla H2B vize başvurusu yapacak olan şirketin size bir iş teklifi yapması gerekiyor. Amerika içinde totalde 3 yılını H2B vizesiyle geçirmiş olan bir kişi Amerika dışında 3 ay geçirmeden yeni bir H2B vizesi hakkına sahip olamıyor. Dolayısıyla eğer H2B'de 3 yılı kullandıysanız minimum 3 ay Amerika dışında geçirdikten sonra tekrar bir H2B vizesi başvurusu hakkına sahip olabilirsiniz. Son olarak H2B vizesi sahiplerinin eşleri ve 21 yaş altı çocukları H4 vizesi alabilir. Yani H4 dediğimiz vize kategorisini alabilir. Bu vize kategorisine sahip olan eşler ve çocuklar çalışamazlar. Sosyal güvenlik numarası alamazlar. Ama H2B vizesi sahibine Amerika'da eşlik edebilirler. Siz takipçilerimizin uzun süredir sorduğu ve video beklediği H2B vize kategorisini böylece anlatmış oldum. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz, ilgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.